Spider-Man filmlerini incelediğimiz serinin bu bölümünde 2012'de çıkan Amazing Spider-Man filmini konuşacağız. Amazing Spider-Man nasıl bir film? Tobey Maguire'lı seri neden devam etmedi? Neden bu filmde Spider-Man'in kostümü bir basketbol topuna benziyor? Tüm bu soruların cevabı bu videoda olacak. Spider-Man 3 vizyona girdikten hemen sonra ilk 3 Spider-Man filmini yöneten Sam Raimi serinin 4. filmi için çalışmalara başladı. 3. filmde stüdyonun zoruyla filme istemediği karakterler koyan ve kötü bir film yaptığını düşünen Sam Raimi, 4. filmin o zamana kadarki en iyi Spider-Man filmi olmasını istiyordu. Ancak yönetmen film için yazılan senaryonun yeterli olmadığını düşündü ve stüdyoya büyük ihtimalle filmi açıklanan vizyon tarihine yetiştiremeyeceğini söyledi. Filmin yapımcısı Sony böyle bir duruma çoktan hazırdı. Hatta 4. film daha yapım aşamasındayken Amazing Spider-Man filmini planlamaya başlamışlardı. Bu olay Sam Raimi'nin de kulağına gitmişti. Yönetmen 4. film için iyi bir senaryo yazamayınca stüdyoya siz istediğinizi yapın, ben filmi bırakıyorum dedi. Peki Sony filmleri Tobey ile devam ettirmeyi düşünmemiş mi? Stüdyo karaktere hikaye yazılmamasının sebebini Peter'ın artık lisede olmamasına bağlamış ve karakteri tekrar lisede göstermek istemiş. Tobey de seriye Sam Raimi olmadan devam etmek istemeyince şirket serinin fişini çekmiş. Bu haberlerden birkaç hafta sonra Sony daha önce şu çok tatlı ve romantik filmi yönetmiş Mark Webb'in yeni serinin yönetmeni olacağını açıkladı. Film için 3 senarist seçilmişti. Çok sevdiğim film Zodiac'ı yazan bu abi, Harry Potter filmlerini yazan bu abi ve o zamana kadarki en iyi Spider-Man filmi Spider-Man 2'yi yazan bu abi. Yönetmen ve yazarlar belli olduktan sonra stüdyonun yeni Peter'ı seçmesi gerekiyordu. Adaylar arasında Açlık Oyunlarındaki çocuk, Alacakaranlık'taki kaslı çocuk, Alacakaranlık'ta oynadığı için herkesin kötü bir oyuncu zannettiği ancak daha sonra çok iyi bir oyuncu olup Batman olan çocuk, Kanalın Beyninin fotoğraf çektirdiği çocuk, Zac Efron, Michael Cera ve Logan Lerman gibi isimler vardı. Ve 2010'da filmin yönetmeni yeni Spider-Man'i böyle duyurdu. Those who have seen his work will know this young man embodies an exceedingly rare combination of intelligence, wit and humanity. Meet your new Spider-Man, Andrew Garfield. Film duyurulduğunda Andrew Garfield tanınmamış bir oyuncuydu. Harika bir performans sergilediği film The Social Network henüz çıkmamıştı. Tanıtım sırasında Andrew gergin duruyor. Baksanıza adam neredeyse perdeye takılıyor. Çünkü oyuncuya katılacağı şeyin Social Network'ün basın konferansı olduğunu söyleyip sürpriz bir şekilde yeni Spider-Man olduğunu açıklamışlar. Garfield'ın küçükken Spider-Man hayranı olması, gittiği ilk Comic-Con'da yaptığı konuşma insanları oldukça sevindirmişti. Stan Lee says that the reason why Spidey is so popular is because all of us can relate to him, and I agree. I needed Spidey in my life when I was a kid, and he gave me hope. And upon receiving his power, unlike most who become corrupted, he used it for good. He reassured me that by doing the right thing, it's worth it. It's worth the struggle, it's worth the pain. Daha sonra filmin ilk teaser'ı çıktı. Bu teaser bize Spider-Man'in bakış açısından ağ atmanın nasıl bir his olduğunu gösteriyordu. Ve bence bu görüntüler çok iyi duruyordu. Diğer fragmanlardaysa filmin Peter'ın anne ve babasının yaptığı gizli şeylere de odaklanacağını öğrendik. Film çıkmadan önce Tobey Maguire bir dergi için Andrew Garfield'le röportaj yapmış. Garfield, Tobey'e ilk Spider-Man filmini korsandan CD ile izleyip filmden sonra ayna karşısında Spider-Man hareketleri yaptığını söylemişti. Tobey de yakaladığı her fırsatta Andrew'yu övmüştü. Andrew's a great actor. I've been a fan of his. I saw Boy A, which I loved, and of course Social Network. I'm a fan. I'm excited to see what they do. Amazing Spider-Man 2012'nin yaz aylarında vizyona girdi ve böylece Andrew'un Spider-Man macerası başlamış oldu. Filmin eleştirisine geçmeden önce bu videonun sponsorlarından da bahsetmek istiyorum. Doctor Who'nun merakla beklenen 13. sezonu 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'da BBC First kanalında olacak. Jodie Whittaker'ın diziye veda edeceği bu sezonun ismi ise Doctor Who Flux olarak açıklandı. Ama bu temelli bir veda değil. 2022 yılında BBC'nin 100. yıl kutlamaları için 3 bölümlük bir seri daha çekilecek ve Jodie Whittaker'ı bir kez daha görme şansımız olacak. 6 bölümlük bu sezonda karakterlerimiz hayatta kalma mücadelesinde evrenin en uç noktasına, hatta onun da ötesine gidecekler. Her sezon olduğu gibi aksiyon, komedi, korku, yeni düşmanlar ve geri dönen yaratıkların olduğu destansı bir sezon izleyeceğiz. Bu kanala abone olup Doctor Who'yu
Who'yu bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Ama ben yine de konuyu kısaca açıklayayım. Doctor Who 58 yıl devam eden dünyanın en uzun dizilerinden biri. Tabii hikayenin uzun süredir devam ediyor olması diziyi yeni sezonda izlemeye başlayamayacağımız anlamına gelmiyor. Dizide Doctor Who'yu oynayan oyuncular zaman zaman değişiyor. Doktoru rejenerasyon geçirmesi de dahil. Her bir değişiklikle hem hayranları hem de dizinin yeni izleyicileri için yeni bir hikaye başlıyor. Yani Jodie Whittaker'ın doktor olarak geldiği 11. sezondan itibaren diziyi izlemeye başlayabilir veya bu destansı yeni maceraya hemen katılabilirsiniz. Doctor Who bol aksiyon ve bol macera içeren bir seri ve doktorumuz dilediği zamanda ve mekanda yolculuk yapabiliyor. Bu sayede de her bölümde birbirinden tamamen farklı mekanlara ve zamanlara gidebiliyoruz. Ve her bölüm insanı şaşırtacak, ufkunu açacak bir şeyler oluyor. Bu dizide doktor, Liverpool İngiltere'den uzayın derinliklerine, Kırım Savaşı'ndan Atropos adlı yeni bir gezegene seyahat ediyor. Bu sezonun kadrosunda da birçok ünlü isim yer alıyor. Jodie Whittaker, Mandip Gill, bu diziye yeni yol arkadaşı olarak katılan komedyen John Bishop ve Jacob Anderson. Bu sezonun ana ve yardımcı oyuncuları olacaklar. Jacob Anderson'ı Game of Thrones'dan Grey Worm olarak tanıyor olabilirsiniz. Siz de dizinin yeni sezonunu 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'da BBC First kanalında izleyebilirsiniz. BBC First'ü Digiturk ve TV Bu ile birlikte şimdi Kablo TV'den de izleyebilirsiniz. Daha çok bilgi edinmek için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Peki film nasıldı? Amazing Spider-Man çok gereksiz bir film olmasına rağmen aynı zamanda keyifli bir filmdi. Filmin iyi yaptığı şeyler de kötü yaptığı şeyler de çoktu ve ben sonuç olarak filmi beğendim. Filme neden gereksiz diyorum? Hepimiz Spider-Man'in örümcek ısırdığı için Spider-Man'e dönüştüğünü biliyoruz. Hepimiz Ben amcanın nasıl öldüğünü de biliyoruz. Hepimiz Spider-Man güçlerini kazandıktan sonra garip şeylerin yaşandığını da biliyoruz. Buna rağmen filmin ilk yarısı 2002'de çıkan Spider-Man filmiyle nerede ise aynı. Filmde Ben amcanın ilk filmde gördüğümüz büyük güç, büyük sorumluluk getirir repliğini söylemek yerine söylediği cümleler de çok komik. If you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake here. Not choice. Bu repliği kullanacaksanız ya aynısını kullanın ya da hiç kullanmayın. Benzer sahnelerin bazıları çok keyifli ama bu onların gereksiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sony'yi anlıyorum. Şirket yeni bir seri çekiyor ve olabildiğince yeni seyirciye ulaşmak istiyor. Ama insanlar zaten Toby gitti diye sinirli. Siz bir de aynı hikayeyi tekrar ederek filmin daha da tepki çekmesine sebep oluyorsunuz. Filmde orijin hikayesi ilk 5 dakikada özetlense çok daha iyi olurdu. Negatif özelliklerden başladık, oradan devam edelim. Ama merak etmeyin, artılar bölümü de kısa olmayacak. Dostlar, film çok sıkıcı bir kötü adama sahip. Filmde kötü adamımız Kurt Connors isimli kolu olmayan bir bilim insanı. Adam araştırmalarında başka hayvanların genlerini insanlara aktarmaya çalışıyor. Böylece bir uzvu olmayan insanlar kertenkelelerin kuyruklarını geri çıkardığı gibi kollarını geri çıkarabilecekler. Tahmin edebileceğiniz gibi adamın deneyleri istediği gibi gitmiyor ve adam bir kertenkeleye dönüşüyor. Filmin sonlarına doğru da adam New York'taki herkesi kendi gibi kertenkeleye dönüştürmeye karar veriyor. Film kimsenin umursamadığı bu sıkıcı kertenkeleyle çok vakit harcıyor ve seyirciyi de bir hayli sıkıyor. Filmin silinmiş sahnelerinde Connors'ın karakterini daha çok öne çıkaran ve onunla bağlantı kurmamızı sağlayan sahneler var. Ancak büyük ihtimalle Sony her zaman yönetmenlerine karıştığı için bu anlamlı sahneleri sıkıcı bulup çıkartılmasını istemiş. Bu sahneleri çıkartacaklarsa adamın kertenkele olmadan önceki tüm sahnelerini atsalar daha iyi olurmuş. En azından daha kısa bir film izlerdik ve 5 dakikada bir umrumuzda olmayan bir şey görmezdik. Filmde Spider-Man'in Google değil Bing kullanması da çok komik bir karardı. Ayrıca film fragmanlarda çok önemli bir şeymiş gibi gösterdiği Peter'ın ailesinin sırlarını da hiçbir şekilde açıklamıyor. Filmin senaryosu da çok mantıklı ilerlemiyor. Peter filmin ortasında kötü adamın planını nasıl mı öğreniyor? Adam yokken adamın çalıştığı yere gidiyor ve adamın bilgisayarında o sırada açık olan bir videoyu oynatmaya başlıyor. Tesadüfe bakın. Kötü adam videoda planladığı her şeyi anlatmış. Senarist arkadaşlar, bu nasıl bir tembelliktir? Peki filmde neler iyiydi? Çoğu insan Andrew'un Peter Parker olmak için fazla yakışıklı olduğunu ve karakterin ezik kafasının filmde tam verilmediğini söylüyor. 2002'deki filmde Peter tam bir ezikti ki okul servisinin sürücüsü bile çocukla dalga geçiyordu. Bu seride de Peter okuldaki en havalı kişi değil ama kendisi sürekli ezilen biri de değil. Filmin başında Flash Peter'a değil daha alt dönemden bir çocuğa zorbalık yapıyor. Flash, Peter'ı
ancak ona dur dedikten sonra dostumuza saldırıyor. Bunun dışında Peter iyi giyinen, havalı saçlara sahip, kaykay yapan bir genç. Yani dostumuz istese okulun en havalı öğrencilerinden biri olabilir. Ancak hem dünya görüşü hem de küçük yaşta ailesini kaybettiği için geçirdiği travma yüzünden Peter havalı olmak için bir çaba harcamıyor. Bu Peter'a biraz sapık bir insanda diyebiliriz. Kendisi izin almadan Given Stacy'nin fotoğrafını çekiyor. Terbiyesiz herif ya. Daha sonra amcasının şöyle demesi daha da komik. Peki ben bu Spider-Man'le ilgili ne düşünüyorum? Maalesef Andrew'nun oynadığı iki Spider-Man filmi de çok iyi filmler değil. Ancak bence bu filmlerin en iyi özelliği Andrew'un Spider-Man'i. Filmlerde Peter akıllı, içine kapanık ve sosyalleşmekte zorlanan biri gibi duruyor. Ve tüm Spider-Man'ler arasındaki bence en sempatik, en akıllı duran ve en komik olan kişi de Andrew Garfield. Filmde Peter'ın ve Gwen'in ilişkisi de harika. Bu iki kişi romantik ilişkilerinin dışında da çok iyi anlaşıyor. Diğer iki seride de Peter'lar Mary Jane'leri sırf onlardan hoşlandıkları için seviyordu. Burada da Peter Gwen'den hoşlanıyor ama bunun dışında da karakterlerin bir sürü ortak noktası var. Emma Stone gerçekten harika bir oyuncu ve eminim oyuncunun enerjisi filmi izleyen herkese ulaşmıştır. Bu filmde Peter'ın Spider-Man olması biraz farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Başta Peter'ın ağ atıp kötü adamları aramasının tek sebebi amcasını öldüren kişiyi bulmak. Dostumuz kıyafetini de kahraman olmak için değil. Amcasını öldüren adamı ararken kimse onu tanımasın diye yapıyor. Filmde Spider-Man'in bir suçluyla taşak geçtiği sahne komik bir sahne. Hiç gerçek Spider-Man'in yapacağı bir şey değil. Tabii dostumuza burada tam Spider-Man olmuş diyemeyiz. Çünkü Peter şu köprü sahnesinden sonra gerçekten Spider-Man olmaya karar veriyor. Filmde Peter'ı Spider-Man olmaya sürükleyen şey ise Gwen'in babası polis Stacy Bey ile yaptığı konuşma. Konuşmada Stacy Bey Peter'a Spider-Man'in tam bir amatör olduğunu, suçluları yakalamaya çalışarak pek bir şey başaramadığını söylüyor. Hatta Peter'ın hırsız zannederek yakaladığı adamlardan birinin bir çeteyi çökertmeye çalışan gizli bir polis olduğunu öğreniyoruz. Peter bu sahnede sadece ablasını öldüren adamı bulmaya çalışmasının saçma olduğunu anlıyor ve köprüde bir olay yaşandığını öğrenince insanları kurtarmak için olay yerine gidiyor. Dostumuz burada kertenkelenin suya atmaya çalıştığı arabaları kurtarıyor ve arabaların birinde bir çocuk kaldığını fark ediyor. Peter burada çocuğu sakinleştirmek ve ona cesaret vermek için maskesini çıkarıp ona veriyor. Bu yaptığı harika bir hareket. Çünkü Spider-Man karakterinin vermek istediği en büyük mesaj da bu. Herkes Spider-Man olabilir. Herkes biraz sorumluluk alarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışabilir. Peter sonunda çocuğu kurtarıyor ve babasına teslim ediyor. Burada Peter'ın bakışı çok anlamlı. Kendisi hem babasını hem de babası yerine koyduğu amcasını yeni kaybetmiş bir insan. Ve bu görüntü onu gerçekten etkiliyor. Dostumuz yaşananlardan sonra eve gidiyor ve artık hepimizin bildiği Spider-Man olmaya karar veriyor. Filmde Kaptan Stacy'nin başta Spider-Man'e karşı gelmesi, filmin sonunda Peter'ı yakalayınca tutuklamaması ve kertenkele ile savaşırken Peter'a yardım etmesi de çok güzeldi. Flash karakteri de film boyu bir hayli değişiyor. Peter'ın filmde Gwen'e kimliğini açıklaması da filmi orijinal Spider-Man'den ayırıyor. Dostumuz bunu yaptığı sırada henüz köprüye gidip kahraman olmaya karar vermemişti ve büyük ihtimalle bu sırrın Gwen'e getireceği sorumluluğu düşünmemişti. Zaten daha sonra bu olay başına dert oluyor ve Gwen'in babası ölmeden önce Peter'a kızımla olamazsın diyor. Peter ise başta bunu mantıklı bulsa da sonra tekrar Gwen'le birlikte olmaya karar veriyor. Peter dostumuz gerçekten tam bir ergen. Hikayenin devamında neler olacağını serinin ikinci videosunda konuşacağız. Evet, özetlemek gerekirse Spider-Man bence ortalama üstü eğlenceli bir gişe filmi. Ama bu klişelerle dolu gereksiz bir hikaye anlattığını ve gerçekten film izlemek isteyen çoğu kişiye bu filmi önermeyeceğim gerçeğini değiştirmiyor. Tabii bu filmde hoşuma giden bir sürü şey olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Benim filme olan puanım iyiydi galiba oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.